Mekke yokuşu dediğimiz bu sokak gerçek yapı dokusuna olabildiğince sadık kalarak bugüne ulaşmış nadir İzmir sokaklarından bir tanesi. Ve tesadüfe bakın ki bu sokak üzerinde İsmet Paşa'nın doğduğu ev var. Şimdi adı öyle olmasa da, ana evi olsa da bir müze statüsüne geldi. Bir müze senaryosu yazıldı. Bu müze senaryosu yaklaşık 15 kadar panoda şu anda sergileniyor. İsmet Paşa'nın doğduğu bu evin öyküsü var senaryoda. Paydaşlardan biri olan bu ana evinin ortaya çıkmasında İnönü Vakfı'nın ve onun müze evi olan Pembe Köşk'ün öyküsü var. İsmet Paşa'nın yaşam öyküsü var. İsmet Paşa'nın yaşam öyküsünü 3 dilim halinde müze ziyaretçileri okuyacaklar. Doğumundan askerlik yaşamına kadar olan kısım, askerlik hayatı ve diplomat, siyasetçi İsmet Paşa şeklinde. Erken Cumhuriyet döneminin değerli heykeltıraşlarından bir tanesinin aşağıda bir büstü var. Onu sergiliyoruz yaşam öyküsünün anlatıldığı odada. Lozan Konferansı sırasında Yahudi asıllı iki Macar karikatür sanatçısı Kelen ve Derson'un Lozan Konferansı sırasında davet üzerine çizmiş oldukları 23 parça karikatür var. Benim karşımda işte yukarıdaki Barkovizyon'dan izlenebilecek İsmet Paşa'ya ait belgesellerden küçük parçalar sergilenecek. Yani İsmet Paşa'nın Lozan'da çizdiği yeni Türkiye'nin haritası üzerinde göstereceğiz. Hemen onun altında da İsmet Paşa'nın şahsi eşyalarından oluşan ve bir miktarda Lozan'la ilgili yazılı malzemenin sergilendiği bir teşhir dolabımız var. Burası gerçek anlamda bir müze. Bu panolarda 100'den fazla fotoğraf var ve bu fotoğrafların çoğunun da ilk kez sergilendiğini söyleyeyim. Bu müze senaryosu çok özgün bir senaryo. Yakında kitap olarak da yayımlanacak. Benim elimi koyduğum dolapta Mevhibe Hanım'ın özel eşyalarından oluşan bir dolap. İşte eldivenleri, çantası, ayakkabıları, şapkası ve bazı elbiseleri burada sergilenecek. Yine bu katta bir dinleme odamız var. İsmet Paşa'nın siyasetçi olduğu dönemde Türk devriminin sesini duyuran en temel araçlardan bir tanesi Ankara Radyosu'ydu. İsmet Paşa da sık sık değişik milli bayramlar vesilesiyle Ankara Radyosu'na gitti ve ateşli açıklamalar yaptı. Burada interaktif bir uygulama yapıyoruz. Müze ziyaretçileri 30'lu ve 40'lı yıllardan kalma bir lambalı radyonun düğmesini çektiklerinde İsmet Paşa'nın Ankara Radyosu'nda yaptığı 10. yıl Cumhuriyet konuşmasının 3 dakikalık bir bölümünü kendi sesinden dinleme fırsatı bulacaklar. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 10. yılını kutluyoruz. Benim yan tarafımda, sağımda duran oda İsmet Paşa'nın doğduğu oda büyük bir olasılıkla. Yatak odası olduğu zaten yüklüğün içinde olmasından belli. Bu odanın şöyle bir özelliği var. Hem İsmet Paşa ile ilgili çok sık çıkmayan taşınır kültür varlıklarından örnekler var. Örneğin Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde İsmet Paşa figürüyle dokunmuş bir halı var. Çok çıkan bir örnek değildir. Bir uzmanlık kitaplığı kurduk. İnönü Vakfı'nın vakıf senedinde var. İnönü müzelerinde uzmanlık kitaplığı kurulması. Hepsinden daha önemlisi, bütün bu söylediklerimden daha önemli olan İzmir gibi bir mega kentin böyle iki elin parmakları kadar müzesinin olması, yani o anlamda bile çok büyük bir katkı, o sayıya bir tane daha ilave ediliyor.